Efendim iyi günler. Etkin Düşünce Akademisi soruyorum programındayız. Daha önce bir kere program yapmıştık. Bugün ikincisini yapıyoruz. Hangi şahıstan ve hangi konudan bahsediyorum? Efendim Yalova eski belediye başkanı Yakup Bilgin Koçal Bey ve yazdığı eseri çok önemli Şehri yeniden korumak bir programda kapitalizm bölümüne kadar getirmiştik. Bugün kapitalizmden sonraki kitabın bölümleri ile ilgili düşüncelere yer vereceğiz. Değerli dostlar. Yakup Bilgin Koçal yani bütün belediye başkanları seçilmiştir. Millet tarafından seçilenler çok muteberdir. Ama Yakup Bey aynı zamanda bir düşünce insanı sistematik yapıya sahip doğu ve batı kültürlerini ve medeniyetleri mezzetmiş kendi ruhunda, beyninde ve yüreğinde ve bütün o bilgilerle, deneyimleriyle, gözlemleriyle bir şehir nasıl kurulur? Efendim her alanda, Töreden istifade ederek, inanç boyutundan, coğrafyalardan istifade ederek, ederek ki coğrafyanın şehirler üzerinde etkisi söz konusudur. İnsanların karakteri üzerinde etkisi söz konusudur. Teknolojiden istifade ederek, yapay zekadan ve teknolojik son gelişimlerden istifade ederek bir şehir nasıl kurulur? gibi soruların cevabını ruhunda, beyninde toplamış ve kitap haline getirmiş. Ve sıradan bir kitap olarak görmeyiniz lütfen. Baştan sona okumanızı özellikle tavsiye ederim. Bugün çok önemli gördüğüm için eseri ve düşünce insanı olarak düşüncelerini sistematik olarak toplumun yararına sunabilecek bir karakterde gördüğüm için Efendim Yakup Bilgin Koçal'la bugün ikinci kez beraberiz. İnşallah bundan sonra da program yapacağız kendisiyle. Yakup Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. güzel iltifat eden sözlerinizden dolayı. Tabii. Ama esas teşekkür de yapmam gerekiyor. Çünkü bir süreden beri akademinin e, mensubu olarak ben de paylaşımlarınızı okuyorum, e, takip etmeye çalışıyorum. E, gerçekten önemli bir hizmet yapıyorsunuz. E, tabii muhakkak akademiye herkesin katkısı var ama yol başçıları önemlidir. Siz o rolü, o fonksiyonu yerine getirerek önemli hizmet yaptığınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum komutanım. Sağ olun. Var e, ...sağ Estağfurullah. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani mm, elimizden gelen gayreti birlikte yapıyoruz. Birlikte Etkin Düşünce Akademisi'nde gerçekten her bir dostumdan çok büyük bir şeref duyuyorum. E, yüksek gayretli, yüksek samimiyetli projeler, düşünceler, yazılar, paylaşımlar söz konusu. Siz de onlardan birisiniz efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi e, değerli dostlar Yakup Bey ile söyleşimizi yansı aracılığıyla devam ettireceğiz. E, kitaptan bazı alıntılar e, vereceğim sizlere ekrana. O alıntılarla ilgili çok önemli gördüğüm bazı cümleleri vereceğim ve Yakup Bey'in o cümlelerle ilgili ne anlatmak istediğini daha somutlaştırarak sizlerle paylaşacağız. Yakup Bey ilk sorumuz şudur. Kapitalizm ana başlığında kalmıştık. Kitabınızdan aldığım bir bölüm var. Burada çok kısaca kapitalizme giriyorsunuz bu cümlelerde ama kitabınızın ilgili bölümlerini de açıyorsunuz. Kapitalizm size göre nedir? Yani e, biliyoruz ki biz yeryüzünde kapitalizm her coğrafyada her dönemde hakim bir anlayış oldu. Anlayışlardan biri oldu. Ama 16. 17. yüzyıllar reform ve Rönesans hareketlerini geliştiren, ortaya koyan Batı dünyası Avrupa 19. 18. yüzyılda aydınlanma dönemini yaşadı. 19. yüzyılda da sanayi devrimini gerçekleştirdi ve bugün modern, çağdaş, ekonomik, teknolojik e, simge halinde durmaktadır. Dolayısıyla kapitalizm 16. 17. yüzyıldan başlatılabilir ama özellikle 18. 19. yüzyıldan sonra yeryüzünde daha etkin, daha sistematik olarak görüldü. Peki size göre kapitalizm nedir? Lütfen açar mısınız? Ee, Ahmet Bey teşekkür ederim ama müsaade ederseniz e, kapitalizmi birkaç cümleyle özetlemeden evvel Buyurun. Böyle bir konuya niye girdik? Yani bu konuda şimdi kapte şeyde bu bir ekonomik ilmin, iktisat ilminin bir kitabı değil. Yani burada ekonomik analizler yapan bir çalışma değil de böyle bir çalışmada neden buna ihtiyaç duyduk? Onu birkaç cümleyle ihtiyaç anlatmam gerekir ki yani dinleyicilerimiz de e, desin. yani niye kapitalizm ne ilgisi var? Kırk bir bu. şehir devletin yeniden kurulması ile ilgili. Tabii ki. Buyurun da. E, şimdi ben tabii tarihi güç kavramı üzerinden. Okuyorum. Yani hayat akış var, oluşlar gerçekleşiyor. Bunlar içinde de hayat etkileşimlerle meydana geliyor. Etkileşimlerin de en önemli faktörü bir takım kuvvetlerden oluyor. Yani neyle karşılaşıyorsanız, ister bu Hücrelerimiz için söz konusu olabilir, insanlar için söz konusu olabilir, şehirler için, toplumlar için, medeniyetler için de hepsi bir karşılaşmadır. Her karşılaşmada karşıla karşılıklı etkileşim söz konusudur. Bu etkileşim de kuvvetler üzerinden inşa olur. Ve bu kuvvetlerin e, gücü nispetinde de e, etkin Etkileş, etkileme alanın nispetinde de birbirini etkilerler. Yani her karşılaşmadan hem etkilenirsiniz, hem etkilersiniz. Ama işte güç oranları nispetinde de siz bunlar etkilenirsiniz. Şimdi bu tarihi de yani hücreden topluma kadar bütün hayatın akışını etkileşim, karşılaşma e, üzerinden okuduğumuz zaman, e, o zaman burada bir güç kavramı önem kazanıyor. Ne? hangi karşılaşmada neyle karşılaştığımız ve onun gücü çok önemli. Şimdi biz yaklaşık birkaç asırdır işte Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in kurulması, şu yaşadığımız son birkaç asırda karşımızda en önemli güç oranını ben kapitalizm olarak e, tanımlıyorum. E, tabii ki tek başına kapitalizm değil yani hayatın akışı içinde insanların kendi içinde bulundukları potansiyeller, değerler, zihniyet dünyası, ideolojileri, farklı farklı etki eden unsurlar vardır ama bazı unsurlar bir adım öne çıkarlar. O unsurlar daha belirleyici bir nitelik kazanırlar. İşte o da en önemli etkin güçtür. Yani tek başıma böyle bir materyalist anlayışla da sadece ekonomi belirler hayatı gibi bir analizim yok. Aslında... E, Fizik ilminin son aşamada geldiği iki tane önemli kavram var. Bunlar iyi anlaşıldığı zaman e, sosyal bilimleri de, e, toplumsal hayatı da anlamak kolay. Biri dolanıklık kavramı, biri karmaşıklık kavramı. Yani bu dolanıklık kavramı, 2022 yılının Nobel ödülü kuantum dolanıklığına verildi. Yani e, Einstein'dan bu yana... E, tartışmalar vardı. Hala kabul etmeyen çevreler vardı ama artık bilimsel bir gerçek olarak şu an dünyanın bir gerçeğidir dolanıklık kavramı. Dolanık kavramı ışık hızından da öte insanların, hücrelerin, her şeyin birbirini etkileyebildiği gerçeğini ifade ediyor. Hatta buna kelebek tols diyorlar. Yani dünyanın bir ucundaki bir kelebeğin kanat çırpması öbür uçtaki e, fırtınalara sebep olabileceği gibi. Biliyor Bu aynı tokun içinde geçerli. E, e bu ve bununla beraber de bir karmaşıklık teorisi var, kaos teorisi de e, denebiliyor buna. Bu karmaşık teorisinde e, böyle bir cümleyle tanımlarsak şu: her bir bütün parçalarının toplamından fazlasını ifade ediyor. Ama hayat o kadar çok karmaşık ki, yani bunu bir yağmur ormanlarında en güzel anlatırlar. Yağmur ormanlarında birbirine ilgisiz yüzlerce binlerce çeşit bitki vardır, ama Orada verimli bir hayat vardır. Her etkileşim o bitkilerin ve bitkiler üzerindeki böceklerin birbirleriyle etkileşimleriyle yeni türler meydana gelirler. Yani etkileşim hayatın e, gerçeği. Tabii bu hayatın e, bu anlamdaki e, gerçeğini e, gördüğümüz zaman burada önemli olan şey şu. Yani hayat böyle hatta bunu şeye benzetirler. Balık ve kuş sürülerindeki gibi bir merkezi yürütücü olmadan merkezi yürüyüş düzenlenmekten ziyade etkileşim zinciriyle onların e, uçuşlarının belirlendiği gibi bir tanım vardı. Hayatta böyle, toplumsal hayatta böyle. Bu etkileşim içinde de en önemli güç nedir? İşte bu kapitalizmdir. Yani onun için kapitalizmi önemsiyorum. Biz bugün Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bir takım şeylere şikayet ediyorsak, ne bileyim, sıkıntılardan, sömürüden, baskıdan, zulümden, hoşnut değilsek, bunlara bir alternatif arıyorsak, alternatifimiz bir, bir öneri olacaksa, bir ideoloji olacaksa o zaman hangi güçle karşı karşıya kaldığımızı iyi kavramamız lazım ki ona çözüm getirebilirim. Bu da şu üç asırdır kapitalizm olduğu gerçeğinden. Hareket ederek kapitalizmi tanımlıyoruz. Kapitalizm nedir dediğimizde tabi kapitalizmi son özellikle 20-30 yıldır neoliberalizmin bir ideolojisi var. İdeolojisinde çok temel vasfı şu. Dünyayı ideolojilerden arındırmak yani ideolojisiz bir dünya yaratmak böyle bir söylemi kabul ediyorlar. Halbuki kapitalizmin kendisi bir ideoloji. Yani neden bir ideoloji? Ekonomik hayatla ilgisi yok. Yani ekonomik hayat her zaman vardı. Ticaret vardı, baskı vardı, sömürü vardı. Yüzlerce yıl evvel de vardı. Ama kapitalizm bir sosyo ekonomik bir sistem olarak bir ideolojik söylemiyle beraber bir tahakküm aracı haline geldi. Yani bu ve bunun en önemli özelliği de zaman ve mekan farklılığını kullanarak sömürü düzenini kurabilmesinde. Biz bu gerçeği algılamamız gerekiyor. İşte ben de bu kitapta bu gerçekten hareketle hangi kapitalizmin unsurlarını iyi kavrarsak kapitalizmi doğru teşhis ederiz bir, ona bir çözüm, alternatif üretebilirim. Çünkü temel kavramımız şu, temel e, talebimiz şu. Kapitalizmin bu sömürücü sistemini aşmamız gerekiyor. Aşmak için de teşhis etmemiz gerekiyor. Nereden alıyor bu kuvvetini? Çünkü biliyoruz ki 3-4 asırdır kapitalizm sürekli krize giriyor. Ama her krizi aşıyor. Her krizi aşarken yeni bir söylemle aşıyor. Ve yeni bir söylemi de hayata geçirirken ama bazı temel özünün devam ediyor olması lazım ki bu basmına e, sürekliliği söz konusu olsun. Tabi kapitalizmi şöyle tanımlayabiliriz. Kar etmekle ilgili değil. Kardan farklı olarak kapitalizm sürekli sermaye biriktirmesini sağlayan bir düzen. Ama sermayeyi sürekli büyütmek, onun bunu da bunu sürekliliğini sağlamak. Kapitalin en basit tanımıyla ben böyle yapıyorum. E, bilmiyorum yeterli oldu mu? Çok çok teşekkür ediyorum. O, oldukça akılcıl, oldukça mantıklı ve Anlaşılır bir dille ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi devam ediyoruz kitabınızdan. Bir alıntı var ekranda ve siz e, kapitalizm beliriminden bahsediyor. Nasıl bir belirim kazandı kapitalizm? Belirimin e, sürekliliğini sağlayan nedir? Bunu bir açar mısınız lütfen? Ee, biraz önce temas ettiniz ama biraz daha somutlaştırmanızı istirham ediyorum. Buyurun Tabii efendim. Ki. Şimdi demin de böyle çok kısaca tabii böyle bir söyleşi sınır, zaman sınırlı içinde. Maalesef zaman sınırlı ama çok yani önemli konular. Hızlı, var, anlatma, evet. hızlı anlatmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın evet. ama yeterli olmayabilir tabii. Şimdi demin bahsettim. Ayak etkileşimle etkileşim dediğimiz şey de karşılaşmalar ihtiyaçlardan, ihtiyaçların önüne getirdiği imkanlarla bir belirim kazanıyor. Kapitalizm işte 17. asırdan itibaren 18. asırda kadar belirim kazandı. Hangi şartlarda belirim kazandı? Bunlar çok önemli. Şimdi tabii bir takım e, düşünce insanları farklı farklı gerekçeleri kapitalizmin belirim kazanmasının ana unsuru olarak tanımlamışlar. İşte e, kimisi zihniyeti i̇şte demiş ki protestan ahlakı kapitalizmin belirleyicisidir demiş. E, bir başka düşünce insanı Yahudi zihniyetinin belirleyici olduğunu söylemiş. E, bir başkası e, coğrafyaya esas almış. Coğrafyayı ve iklimi esas almış. Bir başkası Avrupa'nın içinde yaşadığı zorlukların çünkü o asırlarda gerçekten Avrupa'da çok büyük sıkıntılar var, hastalıklar var. Evet. Şehirler orta karmaşa var, bir düzen yok. Bir arayış içinde insanlar. Aynı. Yani bir ihtiyacın zirve yaptığı bir dönem yaşanıyor. Kesinlikle Ama ben, evet. Ben diyorum ki bütün bu gerekçelerin hiçbir tanesini göz ardı edemeyebiliriz. Hepsinin bir etkisi vardır. İşte bütün hepsinin etkileşimiyle ortaya çıkan yeni bir düzen var. Ha bu düzenin sürekliliğini sağlayan bana göre artı değer kavramı. Yani artı değer kavramı üzerinden kapitalizmin sürekliliğini izah edebiliriz, ona da çözüm üretebiliriz diyorum. E kapitalizmin tabi belirim kazanmasını ve sürekliliğin devam ediyor olması Tabii ki e, siyasal bir takım şartlara da, siyasal düzenlemelerin de getirdiği imkanlarla ki tahmin ediyorum biraz sonra şey yapacaksınız yani kapitalizmin dönemlerini açıklarken Evet, evet. Ben, Artı değer kavramı üzerinden dönemlendirme yapmaya çalıştım ama e, tabii ki orada belirleyici olan kapitalizmin e, o asırlardaki özellikle 17. asırdaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek her türlü zeminin bir arada gelmesi aslında üç tane temel kavram üzerinden belirim kazandığı da diyebiliriz yani bir tanesi ihtiyaçlar e, karşılaşmalar ikincisi zihniyet üçüncüsü de devlet yani bu üç kavram belki en önemli e, bildirim kazanmasını sağlayan unsurlardır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi kitabınızın e, 95. sayfasında bazı cümlelerinizde özellikle küçük buzul çağından bahsediyorsunuz. 16. 17. yüzyıl dünyasını Avrupa, Uzakdoğu, Çin, Akdeniz ülkeleri dahil bunlarla ilgili coğrafik değerlendirmeler yapıyorsunuz ve bu dönemlerle ilgili küçük buzul çağı ifadesini kullanıyorsunuz. Bu ne anlama geliyor Yakup Bey? Şimdi demin söylediğim gibi birçok etken aslında kapitalizmi var ediyor. Evet. Bunlardan bir tanesini de yine coğrafi veya iklim üzerinden izah edenler de var. Yani mesela bir Sun White diye bir batılı bir ilim adamı Osmanlı'da isyan iklimi diye bir kitabı var. Çok değerli bir kitap bana göre. Veya Tüfek, Mikrop, Çelik diye yine çok bilinen bir kitap var. Bütün bu, mesela bu kitaplar özellikle dünyadaki gelişmeleri coğrafya ve iklim üzerinden izah ediyorlar. Evet. E bu bağlamda kapitalizmi belirirken de 17. yüzyılda yaşanan bir iklimsel önemli bir olay var. İşte buna küçük buzul çağı deniyor. Biliyoruz ki 17. yüzyılda bütün dünyada önemli olaylar olmuş ve bütün bu olayların da arka planında bu küçük buzul çağının etkisi olduğunu söyleniyor. Mesela ee, Avrupa'da malum 30 yıl savaşları vardır. Mezhepler evet. arası savaş diye bilinir. Aslında 30 yıl arka planında şehirlerdeki o küçük buzul çağın getirdiği açlık, kıtlık, verimsizlik en önemli bir etken olduğu söyleniyor. Veya Rusya'da yine o dönemle ilgili bir zor dönem tanımlaması yapılıyor. İngiltere'de arka arkaya savaşlar çıkıyor. Fransa'da ayaklanmalar çıkıyor. Çin'de hanedan değişiyor. Afrika'da Güneydoğu Asya'ya kadar birçok coğrafyada bu canlı ticareti ve nüfus artışının sonu gibi olayların sebep olduğu iklim değişikliğini görülebiliyor. Hatta Anadolu'da bile biliyorsunuz Anadolu'daki isyanlar hep aynı dönemde oluyor. Yani bizim Celal isyanları dediğimiz isyanlarda bunların bile arka planındaki gerekçelerin önemli bir unsur olarak bu küçük buzul çağın olduğunu varsayıyorlar. İşte ben de kitabımda... Farklı etkenler arasında iklimin de bir faktör olarak kapitalizmi var eden bir unsur olduğunu söylemek için bir örnek olarak küçük buz ulaşanlar bahsetmiştim. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Ee, hem hızlıca hem de çok net ifadeler ortaya koyuyorsunuz. Peki size göre yine kapitalizme devam ediyoruz. Ee, e, Marx e, kapitalizmi nasıl değerlendirmiş? Ve sizin Marx'tan farklı kapitalizm anlayışınız nedir? E, şimdi... E... Bana göre Marx'ı kitapta da onu belirttim. Çok önemli bir sosyolog. Es geçilemeyecek, muhakkak okunması, değerlendirmesi gereken bir sosyolog. Ha, i̇deolog olarak başarılı değil çünkü neticelerini gördük. Yani bir ideoloji olarak dünyaya örnek bir model ortaya koymadı. Belki de böyle bir derdi de yoktu. Yani belki Marx yasası 20. yüzyılda Marxist olmayabilirdi. Yani böyle bir yanı da var. Ama Marx neticede kapitalizmi İngiltere üzerinden çok iyi analiz eden bir sosyolog. Tabii Marx'ın yaşadığı dönemde kapitalizm daha ilk aşamasında bir ülke bağlamında hayata geçiyor. Şimdi İngiltere'de o dönemde yaşananları gerçekten birçok romanlara da konu olmuştur bu sefaleti, işte insanların nasıl ezildiğini, nasıl sömürüldüğünü, çocukların, kadınların gerçekten sermaye biriktirebilmek için insanlara nasıl bir zulüm yapıldığını dünyadaki en önemli örnekleri İngiltere'de yaşanmıştır o dönemde. Ve işte Marx onları analiz etmiştir. Yani bir emekle sermayenin, işte işçi sınıfıyla Burjuva'nın bir çelişkisi olarak bir kapitalizm analizi yapmıştır. Ama Marx'ın e, bu analizini yaparken, yani ben bu çalışmayı yaparken tabii en önemli kitap olan Kapital'i e, aylarca çok zor bir kitap. Yani özellikle ekonomi ilmini yapmamış bir insanın anlamasında gerçekten çok zorluk olabilecek bir kitap. Aylarca çok oradan bir şey yakalamaya çalıştım. Yani nedir dedim acaba Max bugünlere hitap eden bir kavramı tespit edebilmiş mi? İşte ben artı değer kavramını önemserken o Marx'ın Kapital bir eserinden bu kavramı çıkarmaya çalıştım. Marx o dönemde yani İngiltere'deki kapitalizm eleştirisini ve analizini yaparken ortaya çıkardığı bir artı değer kavramı var ve o artı değer kavramında da kardan farklı olarak algılıyor. Ve farklı olarak algılarken de şöyle bir tanım yapıyor. Diyor ki e, artı değer mekan ve zaman farklılığından elde, elde edilen bir değerdir. Şimdi bu cümleyi ben yakal orada yakaladığım zaman dedim bu cümle bugün 21. asırda bugünkü kapitalizmde de uyarlanabilecek bir şey. Çünkü ondan sonraki dönemleri dönemlenme yaparken de bu kavram üzerinden yani mekan ve zaman farklılığından elde edilen bir sömürü aracı e, artı değer olarak geldi. Ha tabii ki Marx sonrasını görmedi. Yani kapitalizmin ikinci aşaması üçüncü aşamasını yaşamadı. E, i̇deolojik dönemi de yaşamadı. Ama o demin Yetersizdi çünkü neden yetersizdi? Sadece emek sermaye çatışmasından işçilerin bir araya gelerek iktidarı ele geçirmesiyle buna çözüm olabileceğini zannetti. Aslında tabii Marx'ın ben, benle uyuşturamadığım düşüncesi dünyaya ve hayatın akışına determinist olarak bakması. Yani materyalizm bir determinizm bakış açısıdır. Materyalist bir bakış açısıyla da tabii hep ileriye gidilecek, işte işçiler bir araya gelecekler, Burjuva'yı halt edecekler. Böyle bir ilerleyici, ilerlemeci bir anlayışla, determini, zorunlulukçu bir anlayışla geleceği öngörmeye çalıştı. Bu bana göre yanıldığı noktaydı. Ama artı değer, mekan, zaman kavramları üzerinden sistemi analiz etmesini ben bugün içinde geçerli bir yöntem olacağını varsayarak böyle bir kitap çalışması yapmaya çalıştım. Çok teşekkür ediyoruz. Yani her bir soruya çok net, çok mantıklı çok yararcı bir hedefle cevap veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kapitalizmin aşamalarından bahsediyorsunuz kitabınızda. Siz de biraz önce söylemiştiniz evet. ve yansıda da bu aşamalar söz konusu. Bu aşamaları zaman darlığından dolayı birer ikişer cümleyle ifade edebilir misiniz? Ulus devlet sermaye evliliği ne demek? Emperyalizm paylaşım ne demek gibi. Buyurun efendim. Evet. E şimdi ilk dönem çok önemli bana göre kapitalizmi tanımlayan kavramlardan bir tanesi bu. Kapitalizm, sermaye, devlet ve ulusun evliliğinden zuhur etmiş bir siyasi ideolojik sistemdir. Çünkü de, e, devlet arkasına almayan sermayeden ondan evvel asırlardır tüccar vardı, zenginler vardı, sömürü vardı, istismar vardı. Devletler buna karşı mücadele ederlerdi. Halkı korumaya çalışırlardı. Ha bunu başarıyla yapan mesela bizim Osmanlı ve Türk devletleri bunu başarıyla yaptıkları için kolay fütuhat yapabilirlerdi. Avrupa'daki veya başka ülkelerdeki devletler e halkın çıkarını koruyamadığı zaman da kısa vadede olurlardı. Ama kapitalizm devletle bütünleşen bir sermaye. Artık devlet bir toplumun e, üst organizasyonu değil, sermayenin organizasyonu anlamına geldi. Onun için de kapitalizm ilk dönemi ulus devlet sermaye evlidir diye tanımlıyorum. İngiltere ile başlamıştır. Sonra Avrupa'da işte Almanya, Fransa ile devam etmiştir. İkinci aşaması emperyalizm. Neden emperyalizm? Bu ulus devlet sermaye evliliği yapan Avrupa'daki ve Öncü devletler, öncü uluslar diyelim. Öncü uluslar e, ikinci aşamada kendi ülke içindeki isyan eden, bir araya gelip iktidara baskı yapan güçleri susturabilmek için sömürüyü başka ülkelere kaydırdılar. Hem ticari karlılıkları sermaye artırabilmek için hem de içeriye sus payı verebilmek için. İşte bunun da emperyalizm dönemiydi. Bakın hatta bir örnek e, anlatmak istiyorum. 1870'lerde Berlin'de, bir uluslararası konferans düzenliyorlar. Konferansın konusu çok e, bugün için bakıldığında komik. Komik olan şey şu Afrika'yı nasıl paylaşacağız? Afrika'ya gitmeye başlamış Avrupa'nın kapitalist ülkeleri ama sadece tüccarlar giderek orada ticari organizasyon yapıyorlar. E bakmışlar ki birbirlerinin alanlarına girecekler çatışmamak için. Demişler ki bir toplantı yapalım. Bu karar verelim. İşte bugün Afrika'nın cetvelle çizilmiş ülke sınırları o 1870'lerdeki Berlin Konferansı'nda hayata geçmiştir. Ha, bu, ne ne demek bu? Herkes sömüreceği alanı, coğrafyayı kendi iklimi altına alacak. Yani böyle bir yeni bir dönem. Üçüncü dönem paylaşım dönemi. Neden paylaşım? Her ne kadar anlaştılarsa da eee hangi ülkeyi kaynakları itibarıyla insan olarak sömüreceklerini anlaşılarsa da e, bir yere gelip dayandı paylaşılması gerekiyordu artık dünyanın. İşte en, en önemli paylaşılması gereken ülkede Osmanlıydı. Çünkü Osmanlı hala e, her şeye rağmen güçlü bir devlet merkezi devleti vardı. E, Osmanlı böyleydi, Rusya böyleydi, Avusturya İmparatorluğu. Yani imparatorlukların sona erdirilmesi ama en önde Osmanlı olmak kaydıyla bunun paylaşılması gerekiyordu. Ve bunun için de iki tane dünya savaşı yaptılar. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebebi aslında kapitalizmin o e, paylaşım e, Osmanlı'nın paylaşabilmesi ile ilgili kendi aralarına çıkan çatışmanın bir sonucu oldu. Çok güzel, Ye çok güzel. Işte yetmemiştir. 2 Dünya Savaşı da buna devam etmişlerdi. Yani o süreç evet. paylaşım sürecidir. E, şimdi tabii paylaşım sürecinde her şey tabii istedikleri gibi olmuyor. İşte Anadolu'da olmadı. Yani Evet. Atatürk'ün önderliğinde o paylaşım onların arzu ettiği şekilde bir paylaşıma engel olan bir ulusun ayağa kalkması söz konusuydu. Evet. Ama tabii ki şartlara, ihtiyaçlara göre şekil aldılar. Bu devam etti. İkinci Dünya Savaşı'nda da bu devam etti. Ondan sonra bir dönem yaşandı. 1970'lere kadar bu paylaşımın sonunda. Buna işte her ulusun kendi ulusal kalkınmasını hedefleyen bir dönemdi. Ama özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı ikiye ayırarak, işte Amerika ve Rusya diye ikiye ayırarak bu iki ülke... Güç, güç merkezinin paylaştığı ülkeler üzerinden sömürülerini devam ettirirken birbirleriyle de uyum içindeydi. ha Biz Türk Anadolu olarak, Türk milleti olarak da buradan bir doğru bana göre 1980 ihtilaline kadar doğru bir yöntemle karma ekonomik modeli içinde, o günün şartları içinde bir kalkınmacı şey benimsemiştik. Ama 1970'lere geldiğinde baktılar yine sıkıştı, yine sermaye krize girdi. Yani sermayeyi büyütmek çünkü tek amaçları sermayenin sürekli büyümesi. Bu sıkıştığı zaman krize giriyor. Krize girdiği zaman yeni bir yol arayışına çıkıyorlar. Yeni arayış küreselleşmeydi. İşte bu doların önce altının dolarize edilmesi. Sonra işte 1977'de Washington'da yapılan bir Washington anlaşmasıyla yeni bir sisteme nasıl geçeceklerini kararını verdiler. Burana küreselleşme dediler. Bunun siyasi organizasyonları yaptılar. İşte Pakistan, İran, Türkiye, Sovyetler bütün bunların siyasal dağılması alınan bu kararların bir hayata geçirilişiydi. Ve biz tabii mesela Türkiye'de biz çok sevindik o zaman. Niye sevindik? Efendim dövizimiz cebimizde çok olacaktı her türlü dünyada tüketilen malları biz de artık elde edebilecektik. Yani bunlar insanların hoşuna giden şeylerdi ama neydi neydi bunlar aslında? Biz küresel ekonomiye entegre olduk. Yani ben 80 döneminin küresel ekonomi entegre olma süreci. Tabii sadece bizle alakalı değil. Bütün dünyayı bu küreselleşmeyle beraber yeni bir döneme geçirdi. Ben onun için yeni dönemi küreselleşme kavramı üzerinden izah etmeye çalışıyorum. Ha peki bundan sonraki dönem ne olacak? Bundan sonraki dönemde işte yaşadığımız bu süreçte e, yine krizler başladı. Yine çatışmalar başladı. Çünkü neden? Artık sermaye ile devletin menfaatleri, ulus devletlerin menfaatleri çelişmeye başladı. İşte yeni dönem bana göre evliliğin bozulacağı dönem olacak. Yani ne hangi evliliğin en başta kurulan ulus devlet ve sermaye evliliği bozulacak. Bu onun hemen yani, aralarında şu anda gördüğümüzü düşünüyorum. Yani şu an dünya siyasetinde de işte iki tane Amerika var, iki tane İngiltere var, iki tane İsrail var ama her bir iki taneden bir tanesi ulus devletin savunucusu, bir tanesi küresel sermayenin savunucusu olarak iki ayrı cephe. Dünyayı artık böyle okumak lazım ve ben bunu 20-30 yıl içinde büyük bir çatışmaya geçeceğini öngörmeye öngörüyorum diyelim. Yani kapitalizm ama bütün bu dönemler, bütün bu dönemlerin e, anlamlı olabilmesini ben artı değer kavramı üzerinden. Çünkü her biri bir yeni bir artı değer elde etme sermayeyi büyütme aracı olarak planlanan, şekillendirilen ve kolay anlaşılır hale getiren dönem olduğunu varsaydım için böyle bir dönemleme yaptım. Bilmiyorum çok hızlı şekilde ya anlaşılabiliyor Yok, mu? Yok o, olağanüstü derecede Allah rüya vermesin bana. Gerçekten çok şahane izahını yapıyorsun Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, evet üniter devlet anlayışıyla küresel e, sermaye büyük bir çatışmaya girdi. Her coğrafyada bu söz konusu ve e, önümüzdeki süreçte belki 5-10 yıl belki dediğiniz gibi buyurduğunuz gibi 20 30 yıl içerisinde çok büyük e, tehlikelerle karşı karşıya insanlık diye düşünüyorum. E, efendim burada, burada müsaade ederseniz şu an buyurun. günlük siyasete yönelik de bir şey bir çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. E, buyurun. Türkiye'de olanları, bölgeler bölgemizde olanları, dünyada olanları da bu bakışla değerlendirdiğimiz zaman daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. Yani, Kesinlikle. Çünkü bu evliliğin bozulmasında en fotoğrafın en üstünde iki tane cephe var. Küreselciler ve ulus devletçiler. Evet. Bugün Amerika'daki başkanlık seçimi bu iki çatışmanın ürünü ise bana göre öyle. Dünyadaki ekonomik çatışmalar, e, ne, ne bileyim Gazne'deki olaylar veya diğerleri hepsi iki tane ana gücün çatışması. Bunu Amerika Çin arası Çin olarak söylüyorlar ama ben Çin'i bir Çin devleti olarak düşünmüyorum. Çin'i küresel sermayenin şu anda öne sürdüğü organizasyon olarak görüyorum. Onun için de hmm. Çin Amerika'nın çatışması aslında bütün bu olan bitenin, iç siyasettedeki kavgaların da, tarafların da buna göre okunduğu zaman, söylemlerin de bu gözle bakıldığı zaman çok daha kolay anlaşılabileceğini ve ona göre çok daha kolay çözümler üretebileceğini düşünüyorum. Ben çok yerde söylediğim bir şey var. Çok önemli bir örnek. Anlatırım bunu hep. İstanbul'a üç tane köprü yapıldı neden sadece bir tanesinde tren rayları döşenme projesi vardı? Evet en son yapılandı evet. Tabii. Çünkü Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Çin'in büyük e, ticari İpek yol. yol kapsamı içinde dayatılan da mı İpek bir İpek şey? yolu. İpek yolu tabii. Yani onlarla bağlan. çünkü bunların anlamlı cevabını bulunmak için işte o en üst e, aktörlerin hangi hedefleri olduğunu görebilmekle iletir. kesinlikle bir siyasette de böyle buna benzeyen şimdi tabii çok vaktimizi almak için girmek istemiyorum ama e, e, böyle bazen siyaset aktörler bir şeyler söylüyorlar herkes diyor ki ya nereden çıktı bu aslında meseleyi bu demin anlattığım e, kapitalizmin dönemleri ve son dönemdeki gerçekler üzerinden anlaşılması gayret edildiği zaman bir yere oturuyor diyorsunuz, evet. bak bu gerekçeyle bu söyleniyor gibi. Evet kusura bakmayın biraz daha. Yes, ama... Şimdi bu yönüyle zaten şehri yeniden kurmak sadece bir kitap değil. Yani e, toplumsal bölgesel e, olaylar hakkında. E, tiyolar verebilen e, geçmişle bugün arasında bugünle yarın arasında köprüler kurabilecek temel düşünce sistemini de yansıtabilen bir kitap olduğu için sıradan bir kitap olarak görmüyorum. Bu yönüyle çok önemsiyorum Yakup Bey. Sizin bu bakış tarzınız gerçekten e, aydınlara ve topluma ışık verecek boyutta. Onun için özellikle değerli izleyicilerimizin kitabınızı okumanızı işte e, öz, kitabını, kitabınızı okumalarını özellikle de tavsiye ediyorum. Şimdi Yakup Bey yine birer alıntı var burada. il kelimesinden devlet kelimesinden bahsediyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Bu düşüncelerle il arasındaki bağlantı nedir? Buyurun efendim. E, bu tabi e, yani ilk kelimesinin e, Türkçe'de devlet olduğunu e, bir bunu huzuruk bulmak anlamında kullanıldığı. Ama benim burada tabi bu konuya girmekteki sebebim şu. Devletin tanımlamasını yapmak. Yani Bizde Türk tarihinde devletsiz yaşadığımız bir dönem yok ama devletin bir önemi var bizim için. Bu önem, şimdi bakın şehir veya devlet fark etmez. Yani bir şehri kurmak da devleti kurmakta aynı bakış açısıyla iki şeye cevap verir, iki ihtiyacı cevap verir. Maddi ve manevi güvenlik. Yani insanlar şehirde toplu yaşarlar, bir ülkede bir devletin şemsiyesi altında toplu yaşarlar. En temelde iki talepleri vardır. Maddi ve manevi güvenliği sağlamak. Bu maddi ve manevi güvenliği sağlanmasını da ben yine artı değer kavramı üzerinden tanımlıyorum. Bir şehir hayatında toplu hayatta iş bölümü vardır. İş bölümünde bir takım artı değerler üretilir ister istemez. İşte artı değer üretiminin yönetimi de siyasetin adıdır. Nasıl yönetilecek? Bu artı değer nasıl paylaşılacak? Sadece parayla ilgili değil. Yani bunun içinde teknoloji de var, eğitimde var, kültürel hayatta var her şey. Yani bir toplu beraber yaşamanın getirdiği bir takım fazla ürünler var. Fazlalıklar var. O fazlalıkların nasıl yönetileceği, nasıl paylaştırılacağı toplum içinde. Bu işin esası bu. Şimdi Türk devleti geçmişinde özellikle e, Orta Asya'dan, Türkistan'dan başlayarak bir sınıfsız toplum yapısına sahip olduğu için. Bunun tabii sebepleri var. Sosyolojik sebepleri var. Neden böyle olmuş? Yani e, doğuştan bir vahiy gelerek siz sınıfsız bir toplum yaşayacaksınız değil. Şartlar, ihtiyaçlar böyle gelişmiş ve bu kültüre dönüşmüş. Türk milletinin en önemli özelliklerinden bir tanesi atlı e, toplum olarak, at kültürü üzerinden e, ve göçer bir toplum olarak da sınıfsız bir toplum yapısı var. Sınıfsız toplum yapısında devlet bir kesimin temsisi değil. Devlet tüm milletin temsilcisi. Ama Batı'da, Avrupa'da, Çin'de, Hindistan'da, Arap ülkelerinde iktidar dediğimiz, devlet dediğimiz kurum birilerinin menfaatini çıkarlığını korumak üzere toplumu yöneten bir organizasyon anlamına geliyor. Onun için... Yani bu anlamda hemen parantez içinde şu ifadeyi ortaya koymak istiyorum. Ee, çok özür diliyorum. Sözünüzü kestim. Yani 16. 17. yüzyılda dahil yüzyıllar boyunca Avrupa'da ilk gece hakkı denilen bir olay söz konusu. <laughs> Burayı farklı. Cesur Yürek filminde de bu konu evet. işlenmekte zaten. Hakikaten insanın dimanın almadığı akıl ve mantığın ötesinde e, aile yapışması yapısına da insani aile yapısına da aykırı bir şekilde yüzyıllar boyunca da Avrupa'da ilk gece hakkı denilen bir olay söz konusu olmuş. Buyurun efendim. Evet. Yani e, bizim tabi e, e, eğer biz yaşadığımız bu asırda dünyaya bir alternatif sunacaksak, bir alternatif söylem geliştireceksek bu muhakkak ki tüm insanlığın adaletli, huzurlu bir dönemi anlatan bir söylemle olması gerekiyor. İşte bu Hı. da bizim avantajlarımız var. Geçmişten kültürel mirasımızdan gelen özelliklerle bir insanlığa bir şey söyleyebiliriz. Bunu söylerken de vaat edeceğimiz devlet bizim il olarak tarihimizde tanımladığımız bir sınıfsız toplumu yöneten bir üst organizasyon bağlamındaki devlet olacağı için buradaki konuya bu bağlamda onun için girdim tahmin ediyorum tam sayfasını hatırlamıyorum bağlantı kuruyorsunuz bir şehri kurarken şehir kurmakla devlet kurmak bir yerde eşdeğerdedir zaten evet. eski dönemlerde şehir devletçikleri söz konusuydu dolayısıyla devlet sisteminden özellikle kendi töremizden geleneklerimizden gelen devlet sistemimizde şehri kurarken bunlara da dikkat etmek gerektiğini çok güzel vurguluyorsunuz Yakup Bey çok çok teşekkür ediyorum ee, şimdi e, şehirlere ayrıştığımız üç özellikten bahsediyorsunuz. Akıllı, lojistik ve yığın şehirleri. Nedir? Ne demek bu kavramlar? Şimdi tabi bu bizim e, idealize ettiğim bir şehir tanımı değil. Bu e, üç asırda karşılaştığımız kapitalizmin 21. asırda neoliberalizm döneminde e, dünyayı ve ekonomiyi yönlendirirken şehirleri de böyle üçlü bir tasnife doğru götürdüğünü öngörüyorum. Bunun tabi işte arka planı var. Sebepleri var. E, ve bunu tabi buraya doğru götürürken de bir gelecekte işte bu yeni dünya düzeni dedikleri sisteme giderken kendi arzu ettikleri bir şeyi oluşturmaya çalışıyorlar. Düzeni oluşturmaya çalışıyorlar. Burada üçe ayıracaklar. Bu, bunun arka planında tabii ki ekonomik gerekçeler var. İlerleyen gelişen teknoloji var. E, üretimin E, e desantralizasyon uğraması var gibi gibi çok etkenler var. kitapta bunları parça parça anlatmaya çalıştım. Benim gördüğüm şey dünya şu anda üçlü bir taslime doğru gidiyor. Şehirler üçlü taslime gidiyor. Bazı ha, şehirler önemli şu. Bunun şuurunda olan şehirler irade koyabilirler. Tabii her şey tek düze onların zorunlulukçu anlayışıyla gelişmeyecek. Etkileşim içinde siz bir takım değişiklikler yapabilirsiniz, etkileyebilirsiniz. Gördüğüm şey bu. Bir akıllı şehirler azınlık kitle insanların yaşayacağı her türlü teknolojik ve doğal Güzellikler içinde müreffeh bir hayatın yaşanacağı ama çok azınlıkta yani dünyayı yönetmeyi hedefleyen bir azınlık kitlenin yaşayacağı akıllı şehirler. İkinci şehirler lojistik şehirler. Bu lojistik şehirlerden ki e, tanımlamam da şu. Dünyadaki üretim e, çok artık bir spor ayakkabısı dahi belki dünyanın 5-6 yerinde üretilecek. Sonra bir yer bir merkezde bir araya getirilecek ortaya bir ürün çıkacak. Bütün dünya hele bu e-ticaret kapsamında bütün dünyaya bu malın satılması lazım. Bu mallar bu satılırken işte bu İpek yol veya şu anda Amerika'nın Avrupa ile birlikte e, yapma alternatif yolların hepsinin amacı bu ürünlerin dünya küreselleşmiş bütün bir bütün köy haline gelmiş dünyada bu ürünlerin elektronik ticaret üzerinden pazarlanabilmesi. Yani hemen aklımıza Amazon geliyor alışveriş merkezi Amazon geliyor. Tabii. İnternet alışveriş. Bunun gibi çok evet. şeyler var. Organizasyonlar tabii, tabii. var. Ama bunun altyapısı bu ulaşım ağları. İşte yollar, tren evet. yolları, deniz yolları. Ama yine de bir problem var. Bunları niye yapıyorlar? Mesafeyi kısaltmak için. Yani mekan daraldı. Mekan farklılığı kalmıyor. Mesafe kısalması lazım. Niçin? Ürünün dünyanın bir ucuna en hızlı şekilde gitmesi için ulaşım evet. altyapısının hızlanması lazım. Yeterli mi? Yine yetmez. Çünkü mesela Çin'in İpek yoluyla Çin'de üretilen bir malın e, Avrupa'nın en e, batısına ne, gidebilmesi ne yine, kadar 14-15 gün süreceğini öngörüyorlar bu yollar bittiği zaman. Ama yine evet. yetmeyebilir. Bu zaman ne lazım? Buralarda lojistik şehirler kurulacak, kuruyacaklar. Evet. Ne demek lojistik? Bu ürünler gelecek, buralarda depolanacak. Depolandıktan sonra evet, internet üzerinden satışla beraber 24 saat içinde müşteriye ulaşacak. Yani bir e, ekonominin düzenlenmesi mantığında şehirlerin yapılanmasında etkileneceğini, lojistik şehirlerin de Akıllı şehirlerden sonra bir orta sınıf refah şehri halinde dönüşeceğini ama yığınların, milyonların, insanların belki %80'ini yaşayacağı diğer yığın şehirler ise sadece öldürmeden yaşatacakları işte üretime ve sadece üretim değil tüketime de sisteme katkı sağlamak babından katkı verecek bir yığınların yaşayacağı bir şehre dönüştürecekler. Sistem oraya doğru götürüyorlar. Bunu bilmemiz lazım. Bunu işte detaylı anlatmaya çalışıyorum. Bunu bilirsek buna karşı hem ülke olarak hem dünya olarak ve şu anda da şehirler olarak. Yani ben Yalova'dayım. Yani ben hayatım hep Yalova'da geçti. E, cemiyet hayatımda hep Yalova'da yaptım. Ben ister istemez hep Yalova bağlamında bakarak söylüyorum. Ama hiç değişen bir şey yok. Yalova, Kars, Antep, Ankara, Berlin hiçbir şey fark etmiyor. Bütün dünyadaki şehirler dünyadaki bu global yönelime doğru kendi ne yapabilir? Hangi avantajını burada en çok iyi kullanabilir? Ama bütün bunlar bir devlet organizasyon bağlamında da nasıl bir araya getirilip bu sisteme karşı bir yeni bir ideolojik gelişme ideolojik söylem geliştirebilir. Bunlara da altyapı olacaktır bu düşünceler diye kitabata yer verdim bu konulara. Yani o kadar önemli konulardan bahsediyorsunuz ki ülkemizdeki ilçeler, iller, bütün e, şehirlerimizin belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının, meclis üyelerinin mutlaka takip etmesi gereken konulara temas ediyorsunuz. E, siz e, yani ulusal televizyonlarda bu ve benzeri konular üzerinde daha kısa süreli bilgilendirme yaparak ülkeye ve devlete çok büyük hizmetleriniz söz konusu olabilir. E, daha önceki faaliyetlerinizi ben takip ediyorum. Ama ama belli konularda sahiplenilmediğini de gözlemliyorum. Oysa ki bütün belediye başkanlarının, şehirleri yöneten idarecilerin bu düşüncelere yüksek düzeyde itibar etmesi gerektiğine inanıyorum Yakup Bey. Şimdi komutanım çok haklısınız tabii. Ben işte, yaş artık emekliye gel emekliye gelmiş, kemale ermiş ve e, sadece okuman yazmanın dışında e, bir günlük meşgalesi olmayan ama bu tipi... E, toplumsal hizmetleri de hayatımızda feda ettiğimiz toplumsal hizmetler arasında bunları yapmaktan imtina etmem. Ama bir şey söylemek istiyorum. Şehirler, birçok şehir rüzgarın önünde savrulan yaprak gibi. Hiç kimse nereye doğru gittiğini bilmeden sadece e, kopya düşüncelerle sadece acaba şehirde işte ticaret nasıl gelişir, o da iyi niyetli olanlar. Tabii kötü niyetli olanlar zaten düşündükleri bu değil, onlar tamamen kişisel çıkarlar peşinde. İyi niyetli olanlar bile sadece nasıl zenginleşir gibi alışılmış, ezberlenmiş bir takım soruların peşinden gidiyorlar. Halbuki dünyayı okumak, dünyayı okumayla beraber bu sizin hangi avantajlarınız var? Yani Mesela ben Yalova'da Belediye Başkanı olduğumda ilk yaptığım şey şuydu, bir Yalabada bir kongre yaptık. Yani ben İzmir'de yapılan Atatürk'ün yaptığı İzmir Kongresi gibi iktisat Kongresi gibi bir şehrin de kendi avantajlarını dezavantajlarını önce ortaya koyacak çünkü o gerçek üzerinden inşa edeceksiniz. Ben yani bunların yapılması lazım yoksa Batılı filozofların şehir hakkı diye bir yeni kavramları var. Şehir hakkını insanlar kullanmadığı müddetçe maalesef şehirler rüzgarların önünde savrulacaklar çünkü kapitalizm çok acımasız saldırıyor. Şehirlerdeki betonlaşmalar bu beton rantı da aslında e, tabii çok farklı konular oraya şu anda girmek ama beton evet. rantı dediğimiz rant da aslında kriz dönemlerinde geçici çözüm olarak üç asırdan beri uygulanmış. Bunu yani, de uygulamışlar. Çok Neyse. çok üzgünüm bazı konularda gerçekten e, bir Edinburgh e, seyahatimiz olmuştu. Edinburgh ile Sterling şehri biraz önce bahsettiğim Cesur Yüreğin filminin çekildiği, kahramanın yaşandığı bölgede bölgenin mimarisi kasabaların mimarisi ile e, ben Keçören'de ikamet ediyorum. Keçören çarpık kentleşme modeli olarak Keçören arasında o kadar büyük fark var ki yazılar yazdım, e, bazı konuşmalar yaptım, e, bilgilendirdim. Meclis üyesiyim Keçören ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesiyim. Mal Maalesef, hangi partiden olursa olsun dostlarımızın hiçbirisinin dikkatini çekmedi. Eee meclis üyelerine briefing rağmen yazılar yazmama rağmen hiçbirisinin dikkatini çekmedi. Ön cephe binaların ön cephesine önem verildi. Ama şehirleşme nedir? Bir şehir nasıl kurulur? Hangi ölçütleri biraz önce sizin buyurduğunuz ölçütler doğrusunda bir şehir nasıl kurulur? Bu konulardan bigane olan belediye başkanları o kadar çok ki ülkemizde dolayısıyla insanımız zarar görüyor. Yani insani değerlere uygun bir çevre düzenlemesi, doğa özelliği, efendim bir çocuk parkı, bir otoparkı ve diğer kolaylık tesisleri yapılması yerine çarpık kentleşmenin e, merkezinde yaşayan insanlarımız için gerçekten çok üzülüyorum. Kaptan, Bey. Tabi, konu bazında neden bunlara değiniyorum? Şundan dolayı pergelin sabit ayağını nereye koyacağımız çok önemli. Onun için işte kapitalizmi iyi anlamamız lazım. Bazen aslında kapitalizmin girdiği krizlerden çıkış için bulduğu yöntemleri biz çok metede yürüdük. Mesela gidin bugün Paris'e. Paris çok güzel bir şehir. Modern bir şehir. Ama aslında Paris bu hale ne zaman geldi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris yeniden yaptılar. 19. asırda New York'u sil baştan yeniden yaptılar. Yapmalarının sebebi o dönemlerde krize giren kapitalizmin e, yeni bir sermaye artışı için bir çare olarak şehri yıkıp yeniden yapmak. Ha yapıldı güzel oldu ayrı mesele. Ama arayış yine bir krizin e, tezahürü olarak gündeme gelmişti. Eğer bütün olayın sebebini, nedenini bilirsek ona göre yaşadığımız, günlük olarak yaşadığımız problemlere daha akılcı ve tutarlı çözümler üretebiliriz diye düşünüyorum. Onun için kapitalizmi çok önemsiyorum. Yani kapitalizmin evet. anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ee, Yakut Bey, bu alıntıda ekranda görülen alıntıda sermayedar ile emekçi çatışmasından bahsetmektesiniz. Açar mısınız lütfen? Ya şimdi e, İngiltere'de başlayan ulus devlet sermaye evliliği ile başlayan kapitalizmin temel ögesi sermayedar emekçi çatışmasıydı. Ama artık bunun bir önemi kalmıyor. Çünkü neden? Bugün bir ürünün içinde emeğin payı o kadar düşük hale geldi ki neredeyse yok olacak gelişen teknolojiler sayesinde. Ama farklı bir şey var. Peki sermaye emek çatışması bitti. Kapitalizm bitti mi? Bitmedi. Sermayeler hala hala altı devre etmeye, sömürmeye, baskıya, zulme devam ediyor. Peki burada nedir? E, o zaman kim bunda taraf? Burada insanlık bir taraf olacak. Yani artık sermaye emek çatışması açtı. Nasıl açtı? Başka ülkeleri, başka mekanları sömürerek. Başka mekanlar... Farkı kalmayınca zamanı yani zaman farkını teknolojiyle e, sömürmeye devam etti. O e, teknoloji de artık kolay ulaşılabilir bir hale geldikçe zaman ve mekan farklılığı kalmayınca artık sermayenin yani kapitalizminin temel öznesi olan burjuvanın e, azınlık bir e, kitlenin karşısında bir emekçi değil artık insanlığın tümünün var olması birlikte olması gerekiyor. Yani işin e, Marx'ın söylediği gibi sermaye dar emekçi çatışmasından bana göre sermaye insanlık çatışmasına doğru evriliyor problemlerin özü çok önemli bir teşhis çok teşekkür ediyorum efendim dünya devleti ve yeni dünya kavra düzeni kavramı arasındaki benzerliklere farklılıklara temas eder misiniz çünkü kitabınızın 135. sayfasında böyle bir alıntı var e, dünya devletinin kavranmasını kolaylaştıracak diyorsunuz bütünsel bakışla bu ne anlama geliyor? şimdi tabii böyle bir kapitalizmin gidişi dünyanın tek bir köy haline gelmesi, ekonominin bir bütün haline gelmesi, sübün devam etmesi ve buradaki azınlık dediğimiz buna filozofuzun zahmetli filozof hala İngiliz Yahudi İmparatorluğu diye tanımlıyor ama neyse de bir azınlık kitlenin dünyayı artık tek bir merkezden ulus devletleri de aşarak, ulus devletleri de yok ederek hem dağıtarak ama tek bir merkezden bir dünya devletini yönetme idealini taşıyorlar gözüken bu. Ve bu idaren karşısında vazgeçemeyeceğimiz, inkar edemeyeceğimiz bir gerçeklik var. Nedir o gerçeklik? Dünyanın bütünleşiyor olması. Hem teknolojiyle, iletişimle bütün zaman parkının kalmıyor olması. O zaman biz artık dünyaya yeni bir model önerirken biz o onların kurmak istedikleri tek dünya devletinin karşısında kendi öznesi insan olan, adalet temelli bir yeni devlet modeliyle çıkmamız gerekiyor. Yani yeni insanlık zemini üzerinde inşa olacak bir dünya devletiyle azınlığın, sermayenin egemen olacağı, insanları ikiye ayıracağı bir alt sınıf olarak bir insanlık bir de üst sınıf olarak bu azının yaşı, yaşayamaya devam edeceği yeni dünya düzeni dedikleri düzenin sağlayıcı bir dünya devletinin karşısında biz o zaman bunlara yeni bir farklı Yeni bir ideolojik söylemle bir dünya devleti önerisine çıkmamız gerekiyor. Evet, çok heyecanlı ve samimi bir şekilde e, bu düşüncenizi yansıtıyorsunuz. E, i̇nşallah diyelim, e, bu olacak inşallah hayırlısı, insanlık kazanacak. Yani ben de buna yürekten inanıyorum. Efendim, e, iyi, güzel adalet, özgürlük gibi değerlerden bahsediyorsunuz çünkü bunlar anlamı var ediyor diyorsunuz. Ee, bu konulardaki düşüncelerinizi de biraz daha somutlaştırır mısınız? E şimdi değerli komutanım, şimdi tabii ben bunu bir kere daha söylemiş, Geçen e, söyleşimizde de bahsetmiş olabilirim, hatırlamıyorum. E, biz gençliğimizde işte ideolojiler idraklarımıza gidilen deli gömleğidir diye Cemil Meriç'ten evet. alıntılı bir cümleyi çok önemsemiştik, bunu etkilenmiştik. Haklıydı belki. E, çünkü neden? Karşımızda batı kaynaklı ideolojilerin e, beyinlere şırınga olarak verilmesi gibi bir gerçeklikle karşı karşıyadık. Ama yine aynı Cemil Meriç ideolojiler olmadan okyanuslarda gemiler gidemez. İdeolojiler pusuladır babında bir yine bu ülke kitabında böyle bir izahları da vardı. Yani bizim aslında neoliberalizmin ideolojisizleştirme ideolojisinin karşısında bir ideolojiye ihtiyacımız var. İdeoloji dünyevi bir şeydir. Uhrevi bir şey değildir. Yani aslında dinlerin de hem uhrevi ama dünyevi boyutuyla ideolojik e, yansımaları da vardı. Ama artık eskimiş kavramlarla, e, insanların ön yargı oluşturduğu e, sloganlarla değil, yeniden bahsedilen bir gerçek alternatif olacak ve insanların peşinden koşacağı gibi. Nasıl 13. 14. asırda fetihlerde insanlar Avrupa'yı bırakıp Osmanlı'nın hakimiyetine girmekten gönüllü olarak var ediyorlarsa, bunu sağlayanlar Alperenlerse, çünkü neden insanlık vaat ediyorlardı. şimdi biz de dünyaya böyle bir ideoloji çıkmamız lazım. Bunlar hangi kavramlar üzerinde olacak? Tabii ki iyi, doğru, güzel gibi bir takım değerler üzerinde olacak. Şimdi bu aslında en başında söylemeye çalıştığım gibi ontolojiyle çok ilintili. Yani biz dünyayı materyalist bir bakış açısıyla bakarsak, zorunlulukçu bakış açısıyla bakarsak burada bir anlam değer yükleyemeyiz iyi güzel kavramları olmaz. Şu gerçi zorunluluk zaten. Nere? Yani, yani o zaman muhakkak hayatın da anlamlı olabilmesi için. Zaten anlamsız bir hayat olduğu zaman e, öte hayatı yok kabul edeceksin. O zaman bö börtü böcek olacağız öldüğümüz zaman kavramı. E, insanın için bunalımdır. Yani bunlar tabii çok farklı konular Şimdi girmeye gerek yok. Ama neyse bizim ideolojiye ihtiyacımız var. İdeolojimiz temizde iyi, adalet, güzellik olacak. Burada peki bilmiyorum sonra değineceğim siz. Türk'ün fikir sistemi Aynen bölümden... öyle. Şimdi ona geliyordum. Yani özellikle e, Bamten'e geldik kitabınızın. E, Türk'ün fikir sisteminden bahsediyorsunuz. Bu fikir sistemi olmadan şehrinde kurulamayacağını özellikle vurgulamaya gayret ediyorsunuz. Cümlelerinizde. Evet. Ne evet. demek efendim? Buyurun. Şimdi Bir de gönül ontolojisi. Şimdi nasıl böyle çok kolay anlatayım. Şimdi diyelim ki benim annem babam ikisi de çok iyi sporcu olsa gerçekten spor kabiliyeti yüksek olsa başarıları da olsa ben de onların çocuk, çocuğu olarak ister istemez spora karşı bir eğilim mi olur? Bu Aynen, genetik evet. bir bu genetik bir şeydir. Yani evet. genetiğin böyle bir etkisi var. Memetik denilen yani genetiğin kültürel versiyonuna memetik diyorlar. Memetik denilen de bir gerçeklik var. Bu nedir? Her milletin, her toplumun tarihi içinden süzülerek gelen ...genlerine işlemiş bir davranış biçimleri... ...dünyaya bakış açıları var... ...şimdi eğer biz dünyaya... ...yeni bir ideolojik söylemle gelecekse, ...burada da insanlık ve adalet... ...işin temeli olacaksa... ...o zaman geçmişte tarihte... ...var olan bir miras olarak... ...bizim bu konuda bir avantajımız var Türk olarak... Ee, ...ırk olarak... ...fiziki anlamda... ...bir üstünlükten bahsetmiyorum... ...kültürel anlamda... ...bizim sahip olduğumuz bir mirastan bahsediyorum... Çünkü biz kolaylıkla hemen adil davranabiliriz. Adil davranmanın gerektiğini hayata geçirebiliriz. Çünkü biz bunu yaşamışız. Bizim gene, genetiğimizde var olan bir şey bu. Yani avantajımız bu. Ha, bu avantajımız bu da bu dünyayı adaletli bir yöne götürme noktasında bunu biz yapamayız da başka bir millet yapar. O zaman bu olabilir. Yani ben illa bu olacaktır demiyorum ama bir avantajımız, başkalarına göre avantajımız bizim gerçekten ontolojik olarak geçmişten bu yana Türk'ün töresinde var olan Göktürk an, e, tek tanrı anlayışından kaynaklanan bütün dünyayı şimdi, e, Sayın Komutanım e, Yalçın Koç diye bir e, Türkiye'de bana göre şu anda çok değerli bir felsefeci var yani ben Boğaziçi mezunuyum Boğaziçi'nde de felsefe bölüm başkanıydı şu anda emekli oldu çok inziva hayata çekildi Anadolu Mayası diye bir kitabı var yani çok tavsiye ettiğim bir kitaptı Burada Yesevi'den Anadolu'ya miras, bu Türk'ün mayasında var olan bu kültürel genetiği o kadar güzel ve halkın anlayacağı, yani bir filozof gibi anlaşılmaz şekilde değil de halkın anlayacağı şekilde anlattığı bir kitaptır bu Anadolu mayası. Burada bir cümlesi var, e, diyor ki e, Yesevi'den gelen öz şudur diyor, e, bizim de anlayışımız, inancımız cümle alemin birliği ve kardeşliği. Türk ırkına mensuplar demiyor. Yesevi'den gelen kültürel anlayışımız bu. Türk ırkına değil. Cümle alemin birliğiyle kardeşliği. Bizim ontolojik bakışımız bu. Yunuslardan, Mevlana'lar devam eden, Anadolu'da güncellenek devam eden anlayışımız da bu. Şimdi biz, şimdi işte benim söylemeye çalıştığım şey şu. Bir ideoloji oluşturacaksak biz geçmişte gerek Türkistan'da var olan, Yesevi'den mayalanan bir cümle ailemi, bütün yaratılmışları, canlı cansız bütün varlığı bir kabul eden bir ontolojik bakış açısı nasıl Anadolu'da Yunuslarla tekrar güncellenip yeni bir medeniyetin temeli olabilmişse biz aynı ontolojik bakışlığı güncelleyerek çağın bilimiyle bütünleştirerek biz tekrar önümüzdeki dönemin bütün dünya bütün insanlığa hitap edebilecek yeni bir söylemi geliştirebiliriz. Geçmişte iki kere bunu yapmış bir millet olarak biz 20. asırda dünyaya bu Vadi yine bu ontolojik kabullen hareketten söyleyebiliriz. Ha bunun adını, tabi ben buna da ben gönül ontolojisi diyorum. Bunu biraz detaylandırdım. Neden gönül ontolojisi? Onu da e, bu e, birlik anlayışının, tevhit anlayışının e, yani bizim e, o Türkistan'da ve Anadolu'da sürekliliği olan bu tevhid anlayışını o çağın e, bilimiyle birleştirerek yaptıysak şimdi de çağın bilimiyle bu bir e, vahdet vücut anlayışını birlik anlayışını tekrar bir e, kavramlaştırmak, detaylandırmak gerekiyor. Ben bunu gönül kavramıyla bütünleştirdim. Bunun da detayları kitapta bir kısmını bahsettim. Çok burada yine girebilecek ama avantajımız bizim geçmişimizde var. Ha biz, demin de söylediğim gibi bizde var da e, benim annem babam çok iyi sporcu ama ben tembellik yapar çalışmazsam sporcu olamam. Ama komşu çocuğu vardır. Annesinin babası hiç sporla alakası yoktur. Çalışır o iyi sporcu olabilir. Yani, yani zorunluluk değil. Be... Ama bizim bir avantajımız var. Bunu kullanmamız lazım. Kullanırsak evet. netice alacağız. Kullanamazsak yani, sizin anlattıklarınızdan sonra şunu bir kere daha idrak ettim ki milli tarih ve milli kültür bilgisinden, bilincinden uzakta o kadar çok belediye başkanı, o kadar çok belediyede yetkili, bürokrat, meclis üyesi tanıdım ki hemen hemen hiçbiri milli tarih ve milli kültür bilgisinden bilincinden uzak sizin bu anlattığınız geniş batı ve doğu medeniyetlerini nüfuz edebilecek şekilde idrak edebilecek şekilde donanımlı değil maalesef. Onun için şehirlerimizde sorunlarımız çok fazla. Onun için insanlarımız huzuru yakalamada başarısız diye düşünüyorum. Onun için sizin bu anlattıklarınızı idrak edebilecek insanların belediye başkanı olarak seçilmesi gerektiğini ve bu doğrultuda toplumun bilgili ve bilinçli olması gerektiğine inanıyorum. Yani hakikaten çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi de değerli Yakup Bey. Yine kitabınızın son bölümlerine doğru şu konulardan bahsediyorsunuz. Yerlilik ve metafizik kavramları özellikle yine Türk'ün fikir sistemindeki kabuller bölümünden aldığım bir alıntı. Bu düşüncelerle neyi vermek istediniz? Şimdi yani açmanızı istiyoruz. Aslında anlaşılır ama farklı bir somutlaştırma yeteneğiniz var. Çok da ikna edici şekilde konuşuyorsunuz. Onun için lütfeder misiniz? Buyurun efendim. Şimdi efendim, tabii ideoloji ihtiyacından bahsettim. Ama bir ideolojinin bir tanımı var. Tanım da şu. Önce bir gayesi olacak ideolojinin. Yani dünyevi bir şey çünkü ideoloji. Bir gayesi olacak. Diyebilirsiniz ki ben işçilerin Burjuva karşısında mücadele etmesini, kazanmasını ideolojimin temel gayesi koyuyorum. İşte sosyalizm böyle koymuşlardı bundan o sırada. Veya diyebilirsin ki kapitalizm ideolojisi gibi benim gayem sermayenin çoğaltılmasıdır. Ana hedef bu. Veya ulusların, biz milletler mücadelesi olarak tarihi tanımladık uzun zamanlık ki doğru bir tanımdı bu. Ben Türk milletinin refahının artmasını kendi ideolojimin temel gayesi olarak ortaya koyuyorum dersiniz. Şimdi bu gaye önemli. İşte demin söyledik ki yeni gelen bu çağda bir gayeyi tekrar güncellemek, bütün insanlığa hitap eden bir gaye haline getirmek lazım. Bunu yaptıktan sonra bir şeyleri var. Her ideolojinin bazı kabulleri vardır. Benim burada sizin sorduğunuz soru buraya Kabullerin haricinde ilkeleri vardır, modelleri vardır. Yani ondan sonrası daha detaya doğru girmeye başlar. Kabuller ne? Şimdi bazı kabuller Şimdi olarak ispat edilemez. Mesela ya, Yakup Bey bu düşüncelerinizi şu sorunla birlikte birleştirmenizi özellikle istirham ediyorum. Gönül ontolojisi. Lütfen buyurun. Şimdi e, kabullerin şöyle bir özelliği var. E, bu bilimsel olarak tartışılamayacak bir şeydir. Yani mesela siz Allah Tanrı'nın varlığına inanabilirsiniz. Yokluğuna da inanabilirsiniz. Ne varlığını ispat etmek mümkündür ne yokluğunu ispat etmek mümkündür. Ama bu bir kabuldür. Ben Allah'a inanıyorum. Çünkü bilim alanının ötesine ilahiyat aşamasına geçtiği zaman bir kabulden hareket ediyorsunuz. Ondan sonra o detayla gidiyor. Veya yani bu, bu tip kabuller bu tip kabullerin e, ontolojiler, varlık biliminin hepsi böyledir. Siz dersiniz ki ben materyalist bir dünya görüşünün esas temeli olarak determinizmi, zorunluluğu bir kabul olarak kabul ediyorum. O zaman ben ideolojimi bunun üzerine inşa edeceğim. Veya varlığı bir kabul eden ontolojiyi ben kabulüm benim bu. Yani şimdi bir e, ilahiyatçılar, filozoflar bir araya gelse hangi varlık bilimi? İşte üç dört türlü varlık bilimi var, ontoloji var. Hiçbirini bilimsel deneyim yaparak deneylerle ispat edebilecek şeyler değil. Bu kabuldür. Ben diyorum ki bizim Türk milletinin ideolojisinin temeli ontolojik bakış açısı varlığa bir olarak bakmaktı. Bu önemli bir problem Türkiye'de. Şu an önemli bir problem. Çünkü o temelden koptuğumuz için ayrışmışız. Kültürel paylaşmamızın arka planında aslında ontolojik kabulü bilmemek de yatıyor şu an Türkiye'de. Bu bir kabuldür. Başka ne kabulüm olabilir? Türk milletinin özgürlük benim için bir kabuldür. Yani ben ideolojimi bir özgürlük hedefi doğrultusunda koyacağım. Bu zaten ontolojik kabulümü de destekleyen bir şey. Çünkü benim ontolojik kabulümün esaslarından bir tanesi özgürlüğe alan açması. E şimdi determinizm açmıyor. Zorunlulukçular açmıyor. Veya Araplar gibi eşari bir anlayışın kişi tanrı bağlamında yani emirlerine uyulacak, e, ödüllerine muhatap olunacak ötede bir tanrı o da zorunlulukçu bir anlayışla beraber geldiği zaman ve orada da özgürlüğe yer yok. Ama özgürlüğe a, diyebilirsiniz ki be, benim için özgürlük önemli değil. E o zaman bu ideoloji üzerinde ilerleyemezsiniz. Ama ben özgürlüğün önemli olduğunu, ontolojik kabulün önemli olduğunu, burada metafizik bu da metafizik bir kabul. Yani bu kabul olmadan e, ideolojini oluşturamazsınız. Temeli bu kabullerdir. Tabi ilkeleri var. E, ça bilimsel yöntemi var. Yani ilk e, söyleşimizde kısaca değinmeye çalışmıştık. E, Newton fiziği ile Einstein fiziği arasında çok temel farklılıklar var. E şimdi ben Fizik ilmi veya bilimsel gelişmeler 20. yüzyıla geldiği noktada onunla örtüşmeyen bir bakış açısını ideolojimin temeli yapabilir miyim? Şimdi eskiden e, Newton fiziğinin te, 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 bilimsel yöntemi tüme varımdı. ama şimdi yeni bir bilimsel e, bütünsellik diye bahsedilen yeni bir bilim bakış, bir yöntem bakış açısı var. Ya e o zaman buna göre ben ideolojimi oluşturmam lazım. İşte bunlar da bir ideoloji oluştururken Kabul edilmesi yok gelen temel esaslardır diye düşünüyorum. Evet. E, gönül antolojisine tam girmediniz yani bağlantı kurdunuz ama tam girmediniz. E, e, kitabınızın hemen hemen her yerinde geçiyor bu gönül ontolojisi kavramı. E, biraz daha açar evet, mısınız? Tam, lütfen? Müsaade edersiniz. Ya kaçın sayfaymış? 149. 149. Heh. 149'dan paragraf okuyabilir miyim? Çünkü Tabii, buyurun. E, yazmak daha kolaydır. Söylemek de biraz daha buyurun. konuşmak zor olabilir. Çünkü burada çok böyle özenerek inşa ettiğim o gönül ontolojisi bölümünü müsaade ederseniz buradan okuyayım. Tabii, tabii buyurun daha lütfen. Kolay anlaşılabilir diye. Teklifim evreni bir tek bir varlık kabul eden içkin ve aşkın birlikteliğindeki monist anlayışı müşterek metafizik çanağımız olarak kabul edilip yola çıkılmasıdır. Yunusça insanca. Gönül bu topraklardan tüm dünyaya duyurabileceğimiz ve tüm insanlığa armağan edebileceğimiz bir kavramdır. Gönül harmanında her dem yeniden doğarız. Biyolojik ve fiziksel varlık olarak insan, nörolojik, toplumsal, ekonomik ve siyasal etkileşim içinde şekillenir. Bu etkileşimlerini ezilmeden, uyanık, diri, kültür ve duygularına göre yaşayabilmesini gönlünün varlığına borçludur. Gönül ontolojisinin esası, varlığın esas itibarıyla Tanrı'nın kendine aşmasıyla ortaya çıkması ve ilahi niteliğini kaybetmemesidir. Bu anlayışa göre her varlığın hak ile irtibatı iki yolla gerçekleşir. İlki tertif ve vasıtalar silsilesi açısından gerçekleşen irtibattır. Diğeri ise herhangi bir vasıtanın hükmünün bulunmadığı irtibattır. Birincisi yasalılık üzerinden zorunluluğun, ikincisi can üzerinden özgürlüğün kaynağıdır. İlk irtibat yarılıştaki nedenselci bağımlılığı ifade ederken ikincisi güneş ışığının aracısız herkese ulaşması gibi her varlığa tanrısallığın doğrudan yansımasını açıklar. Hiçbir kayıta muhatap olmayan tanrının Taşarak verdiği nefes yaratılmış varlığın özgürlük potansiyelidir. Adı candır. Tanrı insan ilişkisinin zeminidir. İnsanın bedeniyle canı arasındaki bağlantısallığı sağlayan da canlılık kuvvetidir. Gönül mekanında kimliğini ve gücünü bulan varlığın diğer varlıklarla etkileşimi an be an oluşun esastır. Şimdi tabii niye, böyle bir tanım içinde niye gönül kavramını kullandım? Çünkü gönül kelimesi bize has bir kelime. Türkçeden başka bir kavram yok. Hani bunu tabii çok böyle e, anlatmaya çalıştım o paragrafta. Biyolojik varlığımızla tanrısal can arının bir harmanı var. Bu harman bir mekanda bir araya geliyorsa bu soyut mekanı gönül olarak tanımlıyoruz. Yani tanrısal güç gücümüzün ifadesi olan canlılık kuvvetiyle biyolojik varlığımızın şu dört temel fizik kuvvetinden esinlenerek iletişime geçen, etkileşime geçen beş kuvvetin harman olduğu gönüldür. İşte o da bizi var eden mekandır. Onun için de adına ben böyle güncelleyerek gönüllü gönül ontolojisi dedim. Tabii benimki bir isim önermesi bu bu işi uzmanları var. Yani filozoflar var. E onlar geliştirirler, Başka isim koyarlar. Ben sadece bir e, şey atıyorum. E, denizde bir taş atarak halka kurmaya çalışıyorum. Yavuz Bey yani eee tevazu sahibisiniz. Bu, bu güzel bir özellik de sizde ee, gerçekten önemli bir düşünce insanısınız, filozofsunuz. Verdiğiniz her e, ifade, cümle, yansıttığınız her cümle çok derin e, anlamlar içermekte. Ee, umuyor, diliyoruz. Şöyle sizin şöyle bu düşüncelerinizi idrak eden e, insanlarımızın sayısı çoğalır. Yani e, bu çok önemli konular çünkü. Şöyle tavsiye etmek isterim. E, ben mühendisim, endüstri mühendisiyim. E, endüstri mühendisinin temel bir özelliği... E, sistem kurmaktır. Ama sistemin parçalarının uzmanı olmak değildir. Yani makine mühendisinin vasfına sahip olamaz endüstri mühendisi. Bir iktisatçının vasfına sahip olamaz. Bir e, filozofun vasfına sahip olamaz sistem kurar. İşte ben de yapmaya çalışıyorum. Sadece okuyarak e, çağdaş fikirleri, düşünceleri iht dönemimizin ihtiyacı olan güncellenmiş yeni Türk fikir sisteminin bir sistematiğini mekanizmasını nasıl kurabilirim diye bir endişeyle yola çıktım. Yoksa ben kendimi böyle kıymetli kendi alanların uzmanı olan filozoflar veya farklı bilim insanların yerine koymaktan edeb ederim. Yani Türk milletinin 21. asırda insanlığa öncü olabileceğini söylemek ciddi bir iddia olarak gözükebilir. Olacaktır demiyorum, olabilir diyorum diyorsunuz. Türk milletinin insanlığa öncü olabilmesi için olabilmesi nasıl mümkün olacaktır? Ee, lütfen düşüncelerinizi alalım Yakup Bey. şimdi değerli hocam şu anda tabii bir yol haritasına ihtiyaç var. Yol haritasının temelinde önce ideolojinin oluşturulması lazım. İşte aydınlarımızın yani şöyle söylüyorum nasıl cumhuriyet 1912'deki o günkü aydınların bir araya gelerek Türk Ocakları üzerinden inşa ettikleri fikriyat Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde hayata geçtiyse şu anda parti siyasetinin ötesinde, şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan kendini bu milletin mensubu gören, insanlığın geleceğine güzel şeyler vaat etmeyi öngören, aydınların bir araya gelerek güncellenmiş yeni bir Türk fikir sistemini, bir ideolojisini hayata geçirmeleri işin başlangıcı olması gerekir. Bundan sonraki adımlar ben kendi kitabım, kitabımın son bölümünde bunlar değişebilir şey değil yani Vazgeçilmez kurallarda bir takım ilkeler koymaya, bir takım hedefler koymaya çalıştım. Oradaki hedef, yol haritası koymaya çalıştım ama buradan hareketle. Ama önce işin temeli, işin ideolojisinin güncellenmesi gerektiğine inanıyorum. E, önce Türkiye'de birlikteliğin sağlanması lazım. Maalesef Türkiye'de ayrıştık. Yani Türkiye'de üç tane farklı zihniyet var şu anda. Bir tanesi e, tamamen materyalist bir fikriyata sahip. Bir tanesi e, eşalilikten mülhem ayrı bir zihniyeti temsil eden bir düşünce. Bir tanesi de aslında halkımızın çoğunluğunun kökünde, özünde var olan vahdetçi anlayış, birlik anlayışı var. Davranışlarından bunu hissediyorsunuz ama bu çok böyle aydınlar tarafından tabii var birçok aydınımız da yani bu toplu siyasete veya ideolojiye Hiçbir şekilde yansıtılmıyor. Tabii. Bu üç, bu üç, bu parçalanmışlığı yok olması lazım. Çok kolay. En kolay ama da işte bu nasıl yapılacak? İşte eğitim vasıtasıyla yapılacak. Yani önce bir ideolojik birlikteliği sağlanacak. Bir hedef konacak. Ama bu biz bunu sağlayamadan, Türkiye'de zihniyet bütünlüğünü sağlayamadan Turan birlikteliğini sağlayamayız. Turan birlikteliğini sağlamadıktan sonra dünyaya, insanlığa yeni bir söylemi geliştiremeyiz. Yani o biraz evvel bahsetmeye çalışan dünya insanlık devletini yani bizim adalet temelli dünya insanlık devletini hayata geçirmemiz için de önce yine böyle kademeli kademeli önce biz Anadolu'da birlikteliği sağlamamız, sağlamak gerektiğini düşünüyorum. İşte bunun gibi böyle bir takım başka kitabın son bölümünde ilkeler falan da var ama onlar hep şey yani tarihsel bugün olarak ihtiyaçlardan ortaya çıkarmaya çalıştım modeller, ilkeler. Evet. Yani e, bir kere daha önemli arz edeyim Allah kibir vermesin Allah e, Riya vermesin çok tehlikeli bunlar. E, şunu demek istiyorum Yakup bilgin koçallar çoğaldıkça ve Yakup bilgin koçallar daha çok kenetlendikçe bu söylediğiniz düşünceler hayat hakkı bulacaktır diye inanıyorum. E, kuru bir e, hamaset söylemi niteliğinde turancılık değil yaptığınız yaptığımız. Turan Birliği'nin samimiyetle siyasette, ekonomide, kültür alanında, diğer alanlarda gerçekleşmesi aynı zamanda insanlığa da büyük bir hizmet ortaya koyacak demektir. Bu hep böyle oldu geçmiş yüzyıllarda ve bin yıllarda. Önümüzdeki süreçte de böyle olacak. Yani Yahudi, Siyonist, Yahudi ve şeytan temsilcisi küresel güçlerin karşısındaki en güçlü, rahmani gücün bu birlikteliğin olduğuna inanıyorum ben. Ee, evet, dolayısıyla hatırladım. siz de bu düşünceleri vermiş olmanızdan dolayı e, çok bahtiyarım, millet adına bahtiyarım. E, sizin gibi insanlar mutlaka kenetlenmesi gerekiyor evet. ve ortaya sonuçta çok önemli bir ürün çıkacak merkezde insanı alan, merkeze insanı alan, insanlığa hizmet edebilecek ve insani değerleri tekrar yaşatabilecek bir güç ortaya çıkacak. Şerle mücadele edebilecek düzeyde diye düşünüyorum. E, bu yönden söylediklerinizin hepsini de önemsiyorum. Umuyor diliyorum bütün dostlarımız, bizi dinleyenler de bu söylediklerimizin hepsini önemser, kayda alır diye düşünüyorum. yakup bey. Yakup Bey, e, yine Türk töresinden bahsediyorsunuz. Kitabınızın son bölümlerine doğru e, biraz önce sizin ve bendenizin yansıttığı gibi Türk töresinin tekrar canlanması gerektiğine inanıyoruz. İhtiyaç vardır, insanlığın ihtiyacı vardır diye evet. düşünüyoruz. Bu konuda tekrar sizi yormak istemiyorum. Yansıda Türk töresinden ve bizim eski Türk bilgelerimizden bilgi Kağan'dan alınma sözler var. Tarihimiz medeniyetlerimiz bu güzel sözlerle ve bu köz, güzel sözlerin yaşandığı e, pek çok hatıralarla doludur. Dolayısıyla bütün insanlarımızın özellikle gençlerimizin e, tarihimize yönelmesini önemli bir ihtiyaç olarak söylemek gerekiyor. Efendim şimdi şehri evet. yeniden kurmak kitabınızda üç ilke beş tekinden bahsediyorsunuz. Mi? Buyurun. An, demin anlattığınız konularla ilgili bir tek cümle yaparsak buyurun, eksiklik buyurun. hissederim. Tabii ee, buyurun. Maalesef yıldır e, tarihimizi anlatırken de bir şamanizm yapıştırması oldu bizle ilgili. Bu konunun doğru olmadığını bizim tarihimizi olumsuz etkilediğini gerçek olmadığını muhakkak gençlerimizin öğrenmesi aydınlanması gerekir. Yani bu konuda da Yine bir Sayık Başar hocamızın bir Kut ve Töre diye bir kitabı var. Bu kitabı muhakkak genç kardeşlerime okumaları için tavsiye ediyorum. Çünkü orada töre dediğimiz zaman hele hele böyle töre cinayetleri gibi iyice olumsuz bir yargıya mahkum edilen kelime olmaktan çıkarılmasını, şamanizm gibi aslında din olmayan ama batılılar tarafından yüzyıl evvel bize yakıştırılan bizi farklı bir yere mahkum etmek isteyen bir anlayışın ürünü. Bunun gerçek olmadığını ama bunu da en kısa böyle gençlerin nereden okuyabileceğinden bir kut ve töre diye Sait Başar hocamızın kitabını tavsiye ediyorum. Böylece değmiş oldum. Kusura ee, bakmayın. Yani Anadolu Mayası kitabını biraz önce zikrettiniz. Hemen hemen aynı düşünce yapısını ortaya koyabilecek şekilde Profesör Doktor Alemdar Yalçın'ın da Anadolu Ezgisi kitabı söz konusu. Yine son bahsettiğiniz konularla ilgili e, kut verme, idi kut kut sahibi olma ve eski Türk mitolojisi ve benzeri konularda insanlarımızın bilgi sahibi e, olması için Çok e, Bahattin Ögel'in e, Türk Kültürünün Gelişme Çağları e, kitaplarını özellikle tavsiye etmek gerekiyor diye tabii. düşünüyorum. Tabii. Allah rahmet eylesin. Bahattin Hoca'mız tabii ki önemli evet. bir kıymetti. Şimdi efendim e, bu üç ilke ve beş teklif e, sınır zaman sınırımızda bayağı açtı ama çok önemli konular olduğu için bir arşiv niteliğinde e, video söyleşi yapıyoruz. E, bunlardan bahseder misiniz lütfen? Özellikle e, tekliflerinizden ZAMBAK bak e, bir projedir bu. Bu konudaki evet. düşüncelerinizi alalım lütfen. Evet, evet. E, şimdi değerli Komutanım de, e, söylediğim gibi ideolojilerin e, gayesi, metodu, kabulleri olduğu gibi de ilkeleri de olması gerekir. E, ben e, Günün ihtiyaçlarına bakarak üç ilkeyi öne çıkardım: birliktelik, verimlilik, özgürlük. Neden bu üç ilke? E, birliktelik, tüm insanlığa birlikte bir söylem geliştirmemiz lazım, ayrıştırmadan bütün insanlığa ve bunun da yöntemi, dediğim gibi Anadolu'da başlayan, Turanda devam eden ve tüm dünya ülkesindeki birlikteliği esas alacak. Ha bunun hukuki zeminin nasıl olacağını, Kant'ın Ebedi Barış e, kitabıyla. E, devam bugüne çağrıştırarak bizim anlayışlarımıza bütünleşecek bir kavramlar var burada. Detaya girmeyeceğim. Yani birlikteliğin e, önemli bir ilkesi gelecekle ilgili bizim arzu ettiğimiz e, dünya devletini gerçekleştirmek için verimlilik nereden? E, demin e, kapitalizmi tanımak kadar içselleştirmek, onun güç aldığı e, kaynağı tespit etmek lazım. Bugün rasyonalizm ve verimlilik kavramları Sanayi toplumuyla beraber kapitalizminin vazgeçilmez ilkesi. Biz verimliliği sağlayamadığımız zaman şu an zaten güncel ekonomik problemleri aşamayız. Bugün Türkiye'nin en önemli probleminin verimlilik olduğunu düşünüyorum. Kamu yönetiminden ekonomi üretimine kadar her alanda artık matematiksel formüllere sığdırılan paradigmalar olarak net hale gelmiş olan birçok yönetim ve üretimdeki verimlilik ilkelerini uygulamak, partiler üstü Türkiye'nin olmazsa olması olduğunu düşünüyorum. İşte sizin bahsettiğiniz Zambak projesi de böyle bir verimlilik projesiydi. Bizim Yalova Belediyesi'nde hayata geçirdiğimiz ama maalesef başka üzüntülü sıkıntılara muhatap olan bir projeydi. Özgürlük kavramı da bir hedef. Yani biz insanlara bir vaat edeceğiz hem ontolojik kabulümüzün de bununla örtüşmesinden dolayı hem de siyasi söylemimizin temelini özgürlük olacak alacağız. Bu yeni bir şey. Biz eskiden Türkler olarak özgürlüğü değil hep adaleti öne çıkarırdık. Çünkü bizim için özgürlük diye bir köle toplumları da özgürlük bir ihtiyaçtır. Biz köle toplumu yaşamadığımız için hep adalet üzerinden tartışmışız, geliştirmişiz söylemlerimizi. Ama bugün dünya Türk milletinin yaşadığı geçmişinin ötesinde dünya uzun yüzyıllardan olduğu gibi köle sistemini devam ettiriyor. O zaman biz insanlığa özgürlük hedefine vereceğiz. Özgürlük bağlamında da neler yapılmaz. Yani bu ilke bağlamında da işte bir takım projeler hayata geçirebilirsiniz. Şimdi bahsettiğiniz zaman, efendim, zaman ve mekandan bağımsız kamu yönetimi anlamındaki bir uygulamaydı. Ben Yalova Belediye Başkanı olduğum zaman bütün bu düşünceler perspektifinde iki tane temel proje geliştirdik. Bir tanesi Bilişim Organı Sanayi Bölgesi'ydi. Bunlar da işte hayata geçirirken e, konuşmanın başında bahsetmiştim. Bir Yalova Kongresi, aynı İzmir İktisat Kongresi'nden öykünerek yapmaya çalıştığımız Yalova Kongresi'nde biz bu şehri nasıl geleceğe taşırız? Bu tabii yaptığımız şey 1998 yılıydı. Yani ben 99 yılında e, belediye başkanı oldum. Depremden 3 ay evvel. E, o zaman ortaya koyduğumuz iki tane modelden biri Bilişim Organ Sanayi Bölgesi'ydi. Bu Bilişim Organ Sanayi Bölgesi'nin amacı üretimde verimliliği sağlamaktı. Çok özgün bir modeldi. Aslında Türkiye projesiydi. Ama şimdi uzun başka bir programda anlatma fırsatı bulursam sevinirim. Aslında Türkiye'ye yazık edilen bir proje oldu. Zambaksa yönetimdeki verimliliği ön plana çıkaran bir projeydi. Burada da amaç e, tamamen personelin bütün iş ve işlemlerini şeffaf bir ortamda e, bir takım yönetim modellerini bütünleştirerek yani toplam kalite yönetimi, süreç yönetimi, yapay zeka yönetimi gibi gibi var olan bütün hepsini bir araya getirerek yeni bir model ürettik. Bize has bir modeldi. Bir örneği yoktu. Kopyalama şansımız da yoktu modeli. Uzun yıllar sürdü. 8 yıl sürdü hayata geçirmek. Hayata geçirdik. Sonuçta ne oldu? Belki sonuç daha kolay anlatabilir. Personelin %70'ini mekandan bağımsız hizmet üretebilir hale getirdik. Ki bunun çok az bir kısmı bu korona sürecinde Türkiye'de e, gündem oldu. Ama e, bu önemli olan şey tabii personel tasarrufu. E, Almanya ile aynı nüfusa sahip Türkiye, Almanya'nın 3 katı kamu çalışanı var. E, bu israf. Eğer ki insanlara sosyal proje olarak iş bulacaksanız bunun başka metotları var. Ama kamuda verimli çalışmak, personelin e, verimli çalışmasıyla doğru orantılıdır. Bu zambak bunu sağlıyordu. İş ve işlemlerin rüşvetsiz, torpilsiz, önleyici tedbirleriyle beraber hayata geçmesini sağlıyordu. Mekan yaklaşık yüzde %60'ını gereksiz hale getiriyor. Şu an Türkiye'deki en büyük israflardan bir tanesi de kamu binalarıdır. E şimdi bu zambak metoduyla bütün kamu binaların askeri düzeyde ihtiyaç haline gelmesini ortaya koydu. Yani biz bu neticeleri aldık. Dört dört bir sistem. Maalesef tüm Türkiye'de uygulanma kararı alındı aslında. 2013 yılında personel daire başkanlığı bütün kamu üst yönetimlerini bir araya getirdi. Ama maalesef işte ben 2014'te görevi bıraktıktan sonra bir örnek modeli yok edilince maalesef Türkiye'de bu işten o zaman vazgeçti veya başka gerekçeleri de bilemiyorum. Ama Türkiye'nin şu anda hem ekonomik hem yönetimsel anlamda toparlanmasını olmazsa olmazı bütün kamuda uzanmak dediğimiz e, yeni modelin uygulanmasıyla ancak geçen söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Çok kısa, ancak bu kadar anlatabildim. Çok teşekkür ediyoruz, çok net. Evet, e, özet mahiyetinde anlattığınızı da biliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, kitabınızın son sayfasında... E, Şöyle bir ifade buyurmaktasınız. Yunus Emre ve Kutatkubili'ye atıfta bulunarak evet. Kutatkubilik'ten bir beyit, Yunus Emre'den bir dörtlük veriyorsunuz ve Yunus'un nefesiyle kavgasız bir dünyanın sesi olmak zamanıdır diyorsunuz. bu konudaki düşüncelerinizi de vererek bir kapanış mesajı mahiyetinde sonrasında programı kapatacağım Yakup Bey. Ne evet. düşünüyorsunuz? Yunus da Yusuf Hasacip'le diğer büyüklerimiz de şehri yeniden korumak arasında kitapta belirttiğiniz düşünceler arasında ortaya koyduğunuz son köprü bunlar oldu. lütfeder misiniz? akabinde programı evet. kapatacağım. Buyurun şimdi, efendim. Şimdi Yusuf Hazacıbin Kutatkubilik eseri biliyorsunuz milletimizin İslamla tanışmasından çok kısa bir süre sonra yazılmış bir kitaptır. Evet. Yani Kutad Kubilik de Kutalma... eserlerden birisidir. Tabii. divan Lukatür, Kutad Kubilik, Atabettül Akay önemli, çok önemli evet, eserdir. Evet. Yani ben yetkili olsam Kutad Kubiliki orta öğretimde muhakkak okuturum çocuklara. Çok e, önemli. Kut, kut alma bilgisi ama bir özelliği var. E, Türkistan'dan eski inanışlarıyla gelen Türk milletinin İslam'la tanışmasından sonra iki anlayışın yani İslam öncesindeki anlayışla İslam'ın nasıl aslında örtüştüğünü, aleme bir olarak bakmanın nasıl sadece bazı kavramların farklı kullanılmasıyla bir olduğunu ama bununla beraber Türk milletine de bir ideolojik güncellemeydi bu. Yani Türk milletinin eski inanışlarının İslam'la beraber nasıl güncellendiğini ifade eden bir çalışmadır. Onun için Yusuf Hasarcı'yı bir çok önemserim. Ama ve Yunus Emre de Anadolu'ya yani 13. ve 14. asrın başında Anadolu'da harman olan yeni bir söylemin motivasyon araçlarının Yunus Emre üzerinden dile gelmesi. Aslında o da 13. asır çok önemli bir asır bizim için. Yani herkes orada. Konevi orada, Arabi orada, Yunus orada, Mevlana orada. Kim istiyorsanız. Yani her alanda alimler sanki bir araya buluşmuşlar, birbirlerine sinerji oluşturmuşlar ve Osmanlı'nın bütün düşünce hayatını özellikle 3-4 asrını yani Yavuz'dan sonrası işte ayrı bir problem tabii. 3-4 asrını harman ederek yeni bir söylemin zeminini oluşturmuşlar. Onun için Yunus da çok önemli. Ama Yunus'un bir özelliği var. Şiirleriyle o şiirlerdeki insanı insani kavramları seslendirmesiyle aslında bugüne de bir çare. Bugün Türkiye'de bir avantaj var. İdeolojik ayrışmalar, bir takım aydınlarımızı veya düşünce insanlarımızla paylaşmış gibi gözükse de paylaşılmayan ender şeylerden bir tanesi Yunus Emre'dir. Yunus Emre bugün 85 milyonun, bütün Türk milletinin Anadolu'nun dışındaki Türk milletinde saygı gösterdiği, kabullendiği, tartışmadığı bir insandır. E bu, Yunus Emre'nin de bu insani söylemleri bugün için dünyaya ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz yeni bir e, güncellenerek Türk fikir sisteminin ortaya çıkaracağı söylemin rehberi, öncüsü ön e, öne sürülecek ismi olabileceğini düşündüğüm için de Yunus'un bu sözüyle kitabı sonlandırdım. Evet. E, çok da iyi yapmışsınız çok güzel bir sonuç bölümü olmuş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet. değerli dostlar bugünkü konuğumuz Yakup Bilgin Koç aldı. Yani e, yüksek nitelikli bir düşünce insanı, belediye başkanlığı yapmış, aradığımız özellikteki bir belediye başkanı. Yazar Şehri Yeniden Kurmak kitabı çok önemli. Başka kitaplar da çok önemli. Takip etmenizi yürekten arzu ederiz. Kendisine ve bizi dinleyen siz değerli dostlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere diyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bütün akademi mensuplarına saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz Yakup Bey. Sağ olun, var olun.